Şu anda çok stratejik bir bölgedeyiz. Hemen Keykubat Millet Bahçemizin eteği. Biraz yan taraftan da baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdamız dediği şehir hastanesi. Bekir Yıldız Bulvarı, Koca Sinan Bulvarı ya da İstanbul Caddesi de diyebiliriz. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı. İşte bu üçgen şeklindeki bölgede alternatif bir ana arterimizi hayata geçiriyoruz. Ekibimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah bir ay içerisinde buranın asfaltını da dökmüş oluruz. Aynı zamanda bu bağlantıları sağlayan bu ana arterimizin binlerce şeker fabrikamıza pancar çeken kamyonların da şehir içerisinden gidişini engelleyecek, çevre yoldan gelmek suretiyle bu bölgeden geçmek suretiyle de şeker fabrikasına ürünlerini teslim etmiş olacaklar. Adeta kazan kazan politikasıyla burada en verimli, en gerekli, önemli bir ana arterimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Ben her şeyden önce emeğe geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin diyorum. Kayserimiz gelişiyor, Kayserimiz güzelleşiyor, Kayserimiz imarlaşıyor. Ve Millet Bahçesi'yle de, Keykubat Millet Bahçesi'yle de bu bölge bütünleşince ayrı bir kazanım elde etmiş oluyor. TOKİ'mizin de katkısıyla yapılacak olan bu millet bahçemizin de sonbaharda inşallah ihalesi yapılacak. O çalışmamızın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz, hizmet ediyoruz, dua alıyoruz, şehrimize layık olmaya çalışıyoruz. Ekibimize teşekkür ediyoruz. Yüz Hakkımız prestijli bir kuruluşumuz. Biz de burayla olan işbirliklerimizi sürdürmek suretiyle şehrimize kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Bu değişik projelerde kendilerinde bileceği üzere işbirliğimiz söz konusu. Aynı zamanda biz bu bölgede yaptığımız bir çalışmayla da şeker fabrikamıza da büyük bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Kazan kazan politikası mantığı içerisinde Bekir Yıldız Bulvarı, Koca Sinan Bulvarı, Muhsin Yazıcı Bulvarı, bu üçlü bulvarı adeta birbirine bağlayan bir ana arteri hayata geçiriyoruz. İnşallah biz bir ay dedik, Hüseyin Başkanım dedi ki bir ay çok dedi. 3 hafta sonra dedik, tamam olur dedi. Ve sonra pancar çekimi başlayacak. Biz şehrin içerisinden giden binlerce kamyonun şehrin içerisine girmeden bu kenardan yoldan geçmek suretiyle ürünlerini şeker fabrikamıza teslim etmelerini sağlamış olacağız. Dolayısıyla trafik kaosundan, kargaşasından ve yollarımızın da bir bakıma orada tahrip olmasından böylece uzaklaşmış olunacak. Ben emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde, şehrimizin en büyük kurum ve kuruluş olan ve gurur kaynağımız olan böyle bir kuruluşumuza ve onun kıymetli yöneticisine teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Buraya kadar zahmet ettiği için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok geniş coğrafyada faaliyet yaptığımız saygıdeğer aziz çiftçilerimize en önemli katkıları sunarken bir taraftan da şehrimize tabii değer katmaya gayret ediyoruz. Bu anlayış içerisinde çalışıyoruz. Sizlerle de bu manada hem desteğinizi almak hem de uyumlu bir çalışma ortaya koyuyor olmak bizim için de gurur kaynağı.